Dünyanın en büyük mabetlerinden biri yeniden yapılıyor ve tam ortasındayız. Öyle mi arkadaşlar? Soyunma odasında mıyız şu an? Çıkmış oluyoruz şu anda sahanın ortasına doğru ve %75'ini yeni yapıp yepyeni bir kamp yapıyoruz. Federasyon başkanlarını eleştiren taraftayız. Ben de onlardan biriyim. Sizin döneminizde eleştirmişliğim var. İngiltere'de olmayan bir şey oldu Türkiye'de. 8 Mart hakem operasyonu. 8 Mart günü vermiş olduğumuz karar, şimdiki yüreğimle söylüyorum, %100 haklıydı. Doğru bir karardı. Ben hesap verecek insan değilim Fenerbahçe'de. Bu dönemki yönetim benim değerimi bilmediler. Bir futbol sever olarak göz ümitsizliğe kapıldım. İkimizin de tansiyonu için ben finali şöyle yapayım Sayın Başkanım. Messi'nin köşesi var, onu göreceğiz. Aa, çok güzel. Her yer kupa. Ya bir federasyon başkanı da futbol konuşsun kardeşim diyorum. Tesis ve Sayın Nihat Özdemir ki tesis yaptı bu vesileyle buradayız ama futbol konuşuyoruz. O yüzden benim için de güzel bir tekamül oldu ya. Vallahi çok güzel oldu be. Barcelona'nın yeni stadyumunu bir Türk müteahhit yapıyor. Federasyon eski başkanı, Fenerbahçe eski yöneticisi Nihat Özdemir'in sahibi bu şirket tarafından yapılıyor. Barcelona'dayız. Değişik, ilginç ama güzel bir hikayeyle buluşturacağız sizi. Konuğumuz Sayın Nihat Özdemir. Şu anda Barcelona Olimpiyat Stadı'nda oynuyor. Orası da güzel bir stadyum ama netice olarak bir olimpiyat stadı. Bizim İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadımıza benziyor. Evet. Onun için bu stadın bitmesini herkes dört gözle bekliyor. Burası stadyumun dış tarafı. Bu eski kısmı. Eski işte kısmı. Futbol buradaki yazıyor store burada. Mega Store var. Hı-hı. Şudur budur. Arka tarafında buranın Barcelona salonu var. Basketbol salonu. Ve tamamen stadyum, müze, Barcelona futbol takımının yönetim o yerleri falan. Hepsi burada bir bütünlük sağlıyor. Barcelonalılar burada nefes alıyorlar. Müzesi. Hmm. Yani burası neredeyse Barcelona stadının önemli bir bölgesi. Hmm. Salonu var, futbol sahası var, yönetim kadrosu burada, satış mağazaları burada. Müzesini burada tekrar yapacaklar. Şimdi hepsini bunlar geçici yerlere taşıdılar. Stadyum bittiğinde tekrar eski yerlerine gelmiş olacaklar. Şey söylemiştiniz, o da kıymetli. Yani bir ton işte moloz vesaire taşınıyor ama siz onları ben tekrar inşaatta kullanmak istiyorum dediniz. Tabii yani stadyum futbol olunca manevi kullanım da önemli oluyor. Evet, zaten dikkat ederseniz buranın stadyumun belli kısmını yıkamadık, yıktırmadılar. Evet. Burasını sanki bir eski esermiş gibi koruyorlar. Bu yeni stadyumu bu eski stadyumla akuple hale getirerek hem büyütüyorlar hem de model hale getiriyorlar. Evet, stadın içine girdik. Burası hemen hemen soyunma odalarının olduğu yer. Öyle mi? Öyle mi arkadaşlar? Soyunma odasında mıyız şu an? Şu anda soyunma odalarının yer. Futbolcular buradan çıkacaklar. Ve sahaya doğru gidecekler. Şu sağ tarafta da bir kilise vardı. Müslüman oyuncuları da var Barcelona'nın. Evet. Onların da ibadet etmesi için yerler yapmışlar. Yine biz yeni stadyumda da onların da hem Müslüman futbolcuların hem de yabancı dilde olan tüm inançları kapsayan bölümler olacak yani. Kapsayan olan bölümler olacak. İnanç dualarını yapmak isteyenler yapıp sahaya çıkacaklar. Burada böyle de bir inançları var. Çok güzel. Hakikaten ben hoşuma gitti gerçekten. Çok önemli bir detay değil mi? Tabii, çok önemli bir detay. Süper. Stadyumu gerçekten eski Barcelona'nın bu bölümde. Hı hı. Ruhu burada yaşatılacak. Yani soyunma odaları, şey olur ya, konferans yani odaları, işte bu dediğimiz varsa küçük ibadet yerleri hepsi burada o korunmuş olacak. Şimdi içeride anlatılan şeyi sorayım, burada da değinelim. O zaman o ruh dediniz ya, bazen özellikle Türkiye'de rahatsız olduğum konulardan bir tanesi, stadyum yapılıyor tamam, inşaat harika, biz zaten inşaat konusunda iyi bir ülkeyiz. Ama o sizin ruh dediğiniz kısım biraz eksik kalıyor. Spor mimarisi diyelim buna. Kesinlikle. Ne söylersiniz? Yani Türkiye'de çok stadyum yapıldı. Gerçekten hükümet Türkiye'nin birçok yerinde, birçok şehrinde 30 civarında, 30'un üzerinde stadyum yaptılar tahmin ediyorum. Tabii bu stadyumları yaparken eski stadyumların yerine yapılmadı. Hepsi bir miktar şehir dışında yapıldı. Ama burada stadyumlara baktığımız zaman, hakikaten Londra'ya bakalım. Gerçekten Barcelona'nın stadyumu, Real Madrid'in stadyumunun yeri. Hepsi eski yerlerinde bunu yapmaya çalıştılar. Tabii trafik açısından falan bazı problemler var. Ama bunlar tabii bu şehrin içindeki bu bölgenin ruhunu devam ettirmek istiyorlar. Futbolcuların sahaya çıkış noktasından çıkmış oluyoruz şu anda. Sahanın ortasına doğru yürüyoruz. Şimdi Nihat Bey, ben çıkarken bir heyecanlandım. İlk sormam gereken soruyu şimdi sorayım da. Yani bir futbol insanısınız aynı zamanda ya. Evet. Heyecanlı mısınız?
Barcelona'nın stadyumunu yapıyorsunuz. Barcelona'nın stadyumunu yapmaktan dolayı çok büyük bir heyecan duyuyorum. Yani bu heyecan, hem bir sporla ilgim var. Futbolu seviyorum. Futbolda işte spor kulüplerinden Türkiye'de bir iki yerde yönetici olarak çalıştım. Evet. Ankara Gücü'nde olsun, Fenerbahçe'de olsun. Sonra da Futbol Federasyonu'nda 4 yıl bir başkan yardımcılığı görevim oldu. Sonra da 3 yıl Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptım. Tabii futbolla iyi ilişkim var. Barcelona'da baktığımız zaman bir dünya futbol devi. Bütün dünya izliyor. Dünyada en çok taraftarı olan takımlardan biri. Hindistan'a, Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar. Afrika'nın her noktasında herkes Barcelona'yı biliyor. Böyle bir Barcelona bilinen bir futbol takımının mabedi sayılan Five Noy Camp'ı yapmak bize nasip oldu. Şu anda bütün arkadaşlarımız hızla buna çalışıyoruz. Önemli olan kaliteli ve zamanında bu işi yapabilmek. Tabii bu iş adamı Nihat Özdemir'in cevabı, ama bir de futbol sever Nihat Özdemir için de az önce saydınız işte ya, Barcelona'nın stadyumunu yapıyorsun. Yani ben bir futbol sever olarak bir futbolun en önemli kulüplerinden birine bir şekilde bir hizmet, bir katkı sunsam çok başka bir heyecan, çok başka bir duygum olurdu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani tabii inanın futbolla ilişkim olmasa belki bu kadar heyecan duyar mıydım bilmiyorum, ama bakıyorum ki benim kızım da izin şu anda Limbak'ta önemli görevlerde bulunuyor. Futbolu Fenerbahçe Kongresi'dir ve aynı zamanda da futbolla ilişkisi işte öyle böyle. Bütün arkadaşlarımız, herkes buraya gözümüzün nuru gibi bakıyormuş. Neler oynandı evet, burada? Temel atma töreni tam şu kale vardı burada. Evet. Kalenin arkasında yapmıştık. Temsili bir temel atma töreni yapmıştık o zaman. Bizim temel atma sistemlerimiz de yabancıların temel atma sistemleri çok farklı. Kulüp başkanıyla, önemli futbolcularıyla, teknik direktörleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber bir temel atma töreni yaptık. Ve şimdi o günden bugüne de bu halde programında işi yürütüyoruz. Nihat Bey, şey derler ya, müteahhitler daha çok sık kullanırlar. Yani bir yer yaparlar ve şu kadar yıllık derler. Şimdi Barcelona'nın inşaatı bittiğinde burası kaç yıllık bir stadyum olacak? Yani ömrü ne kadar götürür? En az 50 yıl. 50 yıllık bir stadyum yapılıyor. Çünkü burayı 1957'de yapmışlar. Evet. Bugün 2023 evet. Bu sene. Yeni stadyum yapıyoruz. 66 yıl yaşında bu stadyum. Yine %25'ini kullanıyoruz ve %75'ini yeni yapıp yepyeni bir Noy Camp yapıyoruz. Tahmin ediyorum bundan sonra bir 50 yıl daha bu stadyum dünya futboluna, İspanya futboluna ve Barcelona'ya hizmet edecek. Tabii enerji de biliyorsunuz Avrupa'da çok pahalı ve Barcelona'da çok güneşli bir yer zaten. Akdeniz'in kıyısında ve buradaki güneş enerjisinden 4.4 megawattlık bir santral kurmuş oluyorlar. Ve buradan da enerjilerin büyük bir kısmını sağlamış olacaklar. Enerji üreten bir stadyumla tanışıyor olacak. Olacak. Evet, kendi enerjisini kendi üretecek bir santral, bir stadyum haline gelmiş olacak. Biraz da heyecanlıyız. Çünkü dünyanın en büyük mabetlerinden biri yeniden yapılıyor ve tam ortasındayız. Burada ne zaferler oldu. Şimdi böyle taş sesleri tabii geliyor, ama çok büyük zaferleri biz de burası yaşadık, hissettik. Burası çimdi tabii. Evet, çimdi. Burası işte yedek oturma şeyleri. Tam oraya bölgeleri. Ben de sizi davet edecektim. Buradan işte oyuncuların çıkma yerleri, eski yerleri. Tabii eski, şimdi yeni hali çok güzel olacak. Evet, çok daha güzel olacak. Çok, çok güzel olacak, çok modern olacak. Nihat Bey, müsaadeniz olsa bu bölümde artık başkanım diye hitap etmek isterim. Çünkü benim için de bir federasyon başkanıyla bugüne kadar sohbet etmek çok kısmet olmadı. Biz genelde federasyon başkanlarını eleştiren taraftayız. Ben de onlardan biriyim. Sizin döneminizde eleştirmişliğim var. Ama merak da ediyorum, yani bu eleştiri salt bir eleştiri değil. Yani bazen federasyon başkanı sizin gibi futboldan gelmiş, çok kıdemli, neler görmüş bir futbol insanı oluyor. Ama biz yine futbol severler ya da futbol yayıncılar olarak bir memnuniyetsizlik yaşıyoruz. Burada bir engel mi var diye insan ister istemez merak ediyor. Federasyon başkanı değişti ama hala sorunlar, hala tartışmalar devam ediyor ve bitmiyor. Nasıl bakıyorsunuz dışarıda? Şimdi tabii futbol gerçekten bütün dünyada, her ülkede, aynı şekilde bizim Türkiye'mizde de birçok insanın ilgi odağı var. Bir de taraftarlık meselesi var. Herkesin tuttuğu bir takım var. O takımın her sene başarılı olmasını istiyor. Yani hangi bir şekilde bir haksızlık veya bir hakem hatasının kendi takımına olmamasını istiyor. Bu nereden geliyor? Bu taraftarlık ruhundan. Bu gayet normal bir şey. Tabii bu hakem olayları yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada, gerçekten her ülkede gündemini koruyor. Bizim bir federasyonumuzun bir lisesi vardı. Bunu hakem lisesi haline getirmek için biz o zaman
O zamanki Milli Eğitim Bakanımızla bu anlaşmayı imzalamıştık. Covid dönemi araya girdi ve onu ertelemiştik. Ama bakıyorum ki şimdiki yeni federasyon buna önem veriyor. Ve inanıyorum ki önümüzdeki günlerde spor üniversitelerinde de hakemlikle ilgili bölümler açılacak. Bu hakemlik liseleri açılacak ve hakemlik bir meslek olarak gelişecek. Gerçekten iyi paralar kazanabiliyorlar. Dolayısıyla bu hakemlik sistemi, hakemlik mesleğini daha profesyonel hale getirirsek bu konuyu kökten çözeceğimize inanıyorum ama bir sürece ihtiyacımız var. İngiltere'de olmayan bir şey oldu Türkiye'de. 8 Mart hakem operasyonu ki siz zaten gelen tepkilere belki de kızıp görevi bıraktınız. 8 Mart günü vermiş olduğumuz karar, şimdiki yüreğimle söylüyorum, %100 haklıydık. Doğru bir karardı. Birçok kulüp yanımızda olmasına rağmen birkaç kulüp de buna karşı geldiler. Şimdi anlıyorlar ki eğer o operasyonu biz yaptığımız operasyonu bazı kimseler işe karışıp buna müdahale etmeselerdi, o sistem devam etseydi bugün hakemlik sistemi Türkiye'de başka bir yerde olacağını herkes kabul ediyor. Yapmadılar, etmediler. Kendi bilecekleri iş. Benim yapacağım iş baktım ki yürümüyor. Hadi ben gidiyorum dedim. Kendi işime döndüm. İşte geldik şu anda Barcelona Stadyumu'nu yapıyoruz. Belki bu kadar ilgilenmeseydik Barcelona Stadyumu'nu alamayacaktık. Federasyonu bıraktım diye belki aldık. Olanlara da bakıyorum. Her olanlara da seviremiyorum. Büyük üzüntü duyuyorum. Keşke kulüpler yanımızda dursalardı da bu operasyon o zaman yapılsaydı. Bugün bunların hiçbiri olmayacaktı. Evet, çünkü bizi de takdir edersiniz ki futbol sever olarak alırsanız bir güvensizliğimiz var. Hakemlere, kurullara karşı. Siz de bunu doğruluyor nitelikte konuşuyorsunuz aslında. Bizde hep şu vardır. Lig dizayn ediliyor. Kimin şampiyon olacağı belli. Şimdi biz haksız mıyız sizce? Hayır. Hiçbir zaman lig dizayn edilir sözüne iştirak etmiyorum. Böyle tezler benim zamanımda da konuşuluyordu. Bugün de konuşuluyordu. Sezon başında benim yönetim kurulu başkanlık döneminde, yani federasyon başkanlık döneminde lige başladığımızda bu sene Fenerbahçe'ye lig dizayn ediliyor. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak. Kimse bunu yapmasın dediler. Hiçbirine de Fenerbahçe şampiyon olamadı. Ama o söyleyenler dedikleriyle kaldılar. Kamuoyunda büyük çalkantılara neden oldular. Kaosa neden olmaya çalıştılar. Ama federasyonda da o zaman dik durmuştuk. Bugün de görüyorum ki federasyon o konularda dik duruyor. Hiçbir zaman ligin dizayn edilmesi diye bir şey Türkiye'de söz konusu değildir. Olamaz. Ama hakem hataları olmuyor mu? Oluyor. Her takım aynı oluyor. Bir baktığımız zaman ligde işte bir ligde 20 takım oynanan ligde 38 maçla oynanır. 38 maçı yan yana getirdiğimiz zaman her kulübün lehine ve aleyhine yapılan sayıları topladığımızda birbirine denktir, yakındır. Yani şampiyonlukta hakem hatalarının büyük derecede ben önem taşıdığına inanmıyorum. Çünkü bir kulübe yapılan hata kadar diğer rakiplere de aynı hatalar yapılıyor. Bu sistemin içerisinde netice olarak kim iyi duruyorsa yönetimi, teknik kadrolar, futbolcular ve taraftarlar beraber motive olmak durumunda oldukları zaman o takım şampiyon olur. O zaman şöyle bir sorayım. Siz 8 Mart olayı sizin önünüze geldi. Burada kararlısınız. Az önce onu da söylediniz. Son dönemde de biz bahis şikesi, kara para aklama, bu olayları görüyoruz. Sizin döneminize yansıyan yine böyle bir şey var mıydı? Ya da bugünkü bu tabloya bakınca ne düşünüyorsunuz? Bazı ufak tefek olaylar olmuştu bizim zamanımızda da. Bize gelen bütün bu tip olayları etik kurulu diye bir kurulumuz var. Ona havale ediyorduk. O zaman benim etik kurulumda Türkiye'nin en seçkin insanları vardı. En tecrübeli, hem hukukçu hem devlet bürokrasisini bilen, hukuku çok iyi bilen çok iyi insanlar vardı. Onların değerlendirmeleri neticesinde kararları aldılar. Yönetim kurulumuza geldi ve biz bunları da onayarak yolumuza devam ettik. Belki benim bir kişisel özürüm olabilir. Yabancı sınırı kelimesine biraz karşı biriyim ama son milli takım performansından sonra gördüm ki aslında yabancı sınırı, yani en azından bir tarafıyla yerli futbolcu kalitesini arttırmış gözüküyor son günlerde. Sizin çok tartışılan, bizim de tabii, çok eleştirdiğimiz konulardan biriydi. Bizim bir sistemimiz vardı. O zaman bütün kulüpler de bunu kabul etmişlerdi. Bazı itiraz eden kulüplerin haricinde. Halbuki onların ve Türk futbolunun lehine olan bir karar almıştık. 8'de başlıyorduk. Sonra 7'ye düşecekti. Sonra 6'ya düşecekti. Sonra onu bir yıl ertelemiştik Covid olayından dolayı. Fakat sonra bizden sonra federasyon, bizim yerimize gelen federasyon bunu süreci uzattı. Bugün eğer olsaydı, ben olsaydı federasyon başkanına devam etseydim şu anda Süper Lig'deki takımlarda 6 yabancı ile oynayacaklardı.
bu kararda biz kararlıydık. Kararlıydınız. Kesin kararlıydık ve bunda hiç geri adım atmazdım. Yani. Buna biliyordum. Federasyon başkanlığını bırakırdım ama bu konuda hiçbir zaman geri adım atmazdım. Aynen hakem olayında olduğu gibi. Bunu tabii değiştirdi şimdiki federasyonumuz. Ama eninde sonunda yabancı sayısında 6'ya düşmek durumundayız. Türk futbolculara yer vermemiz lazım. Daha çok yer vermemiz lazım. Takımlara baktığımız zaman 8 yabancılar bugün sahaya çıkıyorlar. Ben bunu gerçekten fazla görüyorum. Siz anladığım kadarıyla sizinle yeni tanıştık. İnandığınız konuda son derece kararlı birisiniz ki şeyi de hatırlıyorum. Çok düşünürüm, çok tartışırım, çok akıl sorarım. Danıştıktan sonra bir karar veririm. O kararından sonra da ben çok kolay kolay ne iş hayatımda ne de öteki konularda yani dernek başkanlıklarında, Müteahhitler Birliği Başkanlığı yaptım, Uluslararası Müteahhitler Başkanlığı yaptım, Çimentocuları Başkanlığı'nı yaptım. İyi danışırım, tartışırım. Sonra karar aldıktan sonra da uygulamakta hiçbir zaman geri durma. Bunu Fenerbahçe üyeliğinden istifa ederken de ben biraz aldım. Ben artık kulüpsüz biriyim dediniz. Bu da Nihat Özdemir için zor da bir karar. Üzüntülü bir karardı. Gerçekten bu kararı verdiği bir zaman üzülerek bu kararı verdim. Ama ben gidip de Fenerbahçe'nin tayin edilmiş, hele bu dönemde tayin edilmiş, disiplin kurulu üyeleri karşısında ve hesap verme. Ben hesap verecek insan değilim Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin bana o konuda benim Fenerbahçe'ye yaptıklarımdan dolayı Fenerbahçe benim bu dönemki yönetim, benim değerimi bilmediler. Değerimi bilmeyen bir yerde benim durmamda hiç önemli değildi. Fenerbahçe'nin biriyim. Evet, Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe'nin başarısı hiç olduğu zaman gurur duyarım. Fenerbahçe başarısı uğradığı zaman büyük üzüntü duyarım. Ama kongre üyesi değilim. Türkiye'de 20 milyona yakın Fenerbahçeli vardır. 16 bin Fenerbahçe kongre üyesi var. Ben 16 binin içinde değilim. Ama 20 milyonun içinde varım. Onun için benim için çok önemli değil. Benim o kararı almama neden olanlar utansınlar. Sadece onu söylüyorum. Evet. Hakikaten büyük utanç duymaları lazım. Eğer o utanç duyma duyguları varsa tabii. Açıkçası sizinle konuşurken bir futbol sever olarak biraz ümitsizliğe kapıldım. Nihat Özdemir çok güçlü bir insan, başarılı bir insan. Fenerbahçe ile ilgili kızgınlığını bile yani direkt söyleyebilen bir insan. Hiç umursamam. Bu ülkede futbol yönetmiş bir insan, 8 Mart operasyonunu başlatmış bir insan ve kenara çekilmek zorunda kalmış bir insan. Ben nasıl o zaman futbol bir gün mutlaka iyi olacak diyebilirim ki Türkiye? Sonra yani o konuda o zaman başkanın yanında olan başkan yardımcısı yanıma geldi tabii. Üzüntülerini belli etti. Çünkü bizim dönemimizde yedek üyeydi. Bir yedek üyeyi ikinci başkan yaptılar. Sonra da bu operasyonla uğraştılar. Derneklere telefonlar açtılar. Hepsini tek tek biliyorum isimlerini. Gün geldiği gün hepsi onlar hesabını verecekler, merak etmeyin. Daha hayat uzun. İnsanlar yarın da düşünmeleri lazım. Ya, o insan olarak mı söylüyorsun? Yani adli hiç önemli olarak. Değil. Ha, adli tamam. Değil. Şimdi. Gönül meselesi. Onlar zaten şu anda o verdikleri kararın altında eziliyorlar ayrıca. Kendi o zaman ikinci başkan olan yanıma geldi ofisime. Açmış olduğum davadan vazgeçmem için bana büyük ricalarda bulundu. Kırmayacağım dostlarımı araya sokmaya çalıştı. O sırada operasyonun nasıl yapıldığını, hangi talimatla yaptığını bana bütün detaylarını anlattı. Derneklere telefonlar açılmış. Fenerbahçe Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'i disiplin kuruluna vermeleri için dilekçeler toplanmış. Bunların hepsi biliniyor. Yazıklar olsun. Ne diyeyim? Ha, ikimizin de tansiyonu için ben finali şöyle yapayım Sayın Başkanım. Fenerbahçe iyi gidiyor. Hiç fena gitmiyor. İzliyorsunuz. Veya şampiyonluk için ne diyorsunuz diye. Var şansı. Büyük oranda var. Biraz heyecanlanıyorsunuz yani, değil mi? İyi hücumcuları var. Tabii. Fenerbahçe iyi bir takım bu sene. Kadrosu çok iyi. Teknik direktörü iyi. İnşallah teknik direktörü olan Güven devam eder. Ona destek devam eder. İsmail Hoca'la birlikte bu kadroyla Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bazı önemli arkadaşlarımla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu konusunda iddiaya da girdi. İnşallah büyük hata yapmazlar. Hata yaparlarsa bu şampiyonluk gider ama hata yapmazlarsa şampiyon olabilir. Oralarda süreç yönetiminde biraz bocaladı oluyor son yıllarda Fenerbahçe. Vallahi işte kadroyu kurmak başka bir şey. Hocayı tayin etmek başka bir şey. Hocanın arkasında durup ona destek olmak. Oyuncuların arkasında durmak. Taraftarla oyuncuları birleştirmek ayrı bir yetenek istiyor. Eğer o yeteneğe sahiplerse bu takım şampiyon olması lazım. Vallahi çok güzel oldu be. İlk toplar başkanım. Bunlarla mı oynuyorlarmış? Daha çok kramponlar benim dikkatim çünkü. Çok ağırlar, çok vidaları çok sert. Teknelik Arok filminden çıkmış gibi. Her şeyi hafiflettiler. Evet. Her şeyi daha da kolay oldu. Hızlandı. Yani futbol neredeyse iki misli daha hızlı oynanıyor. Evet. İki misli. Eskiden bir futbolcu 5 kilometre civarında koşarmış. Şu anda anla onun üzerinde. Evet, onu koşmayanı kızıyorlar yani. Mazya başkan. İşte tarih yerini,
bayan sporuna, kadın futboluna çok önem veriyorlar. Barcelona takımının kadın futbol takımı çok iyi. Çok başarılı. Çok önem veriyorlar. Altyapısına önem veriyorlar. Ve onun için takımı dünyada yani iddialı. İddialı. Laporta ne diyor Sayın Başkan futbolla ilgili size etkilen bir cümlesi vesairesi vallahi, oldu mu? Tabii Barcelona'nın büyüklüğünden hep bahsediyor. Ha. O da tabii Barcelona gibi büyük bir futbol takımının başkanı olmak hem de uzun bir dönem ve gerçekten çok önemli bir adam. Dünya futbolu için önemli bir adam. Ve işte ve ben kendisine şunu söyledim. Bir sohbetimizde 6 yıl şampiyon olmuşlar, UEFA şampiyonu olmuşlar. Önemli dedim. Ama dedim Barcelona tarihine bu stadı yapmakla geçeceksiniz. Burası Cruyff bölümü. Cruyff, başka ben şey diyorum hep, Türk dünya futbolundan bir ismi çeksek futbol eskisi gibi olmaz. O isim Cruyff. Belki bugün de Guardiola için benzer. O da onun öğrencisi ve zaten. Ve en çok kimliğini burada bulmuş. Evet. Ve onun felsefesini kulüp yaşattı uzun yıllarca. Hala evet. Şey yiyor. Tam şurada da İlkay hem var. Hollanda, evet İlkay. Türk çocuğumuz. Görüşüyor musunuz? Ben görüşmedim daha. Ama yakın bir zamanda Aralık ayında bir daha bir seyahatimiz olacak. İlkay'la resim çektirelim. Bari evet. Böyle çektirelim. Yakın zamanda görüşürüz. Temel atma töreninde o zaman daha transfer olmamıştı. Evet. O zaman Liverpool şeyde oynuyordu. Manchester City'de oynuyordu. Bu sezonun başında transfer ettiler. Daha görüşme kısmet olur. Evet. Seyrettim ama Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Stuttgart Donetsk'te 2-1 yendiler. Orada İlkay oynadı. Evet. Lewandowski. Çok büyük oyuncuları var. İyi oyuncuları var. Başkan ne çok güzel. İyi bir oyuncuları var. Sakatlandı. Bir şey söyleyeyim bu arada. Ben federasyon başkanlarına en çok şu eleştiriyi getiriyordum. Onun tekamülü olmuş oldu. Ya bir federasyon başkanı da futbol konuşsun kardeşim diyordum. Tesis, tesis ve Sayın Nihat Özdemir ki tesis yaptı bu vesileyle buradayız ama futbol konuşuyoruz. Evet, evet. O yüzden benim için de güzel bir tekamül güzel de, oldu. Güzel yani. Bir benim hayatım için de gerçekten bu stadyum çok farklı oldu. Yeni stadyumda çok önemli bir yer ayırıyorlar. Yani i̇nşaatta o da olacak. Tabii. Burası geçici müzey. Burası geçici. Geçici müzeye bakar mısınız? Eski müzeyi yıkınca biz buraya taşındık. Buraya taşındılar. Acaba Messi'yi görebilecek miyiz? Messi'nin köşesi var. Onu göreceğiz. Aa çok güzel. Her yer kupa. Ya gerçekten. FIFA, Barcelona'yı bundan önce de sever miydiniz Sayın Başkan? Barcelona'yı hep sever ve takdir ederdim. Tabii bunların altyapıları ve bu futbolu olan şeylerinden dolayı gerçekten çok şey verdim bunlara. Barcelona'yı beğenirdim de gerçekten. Paris, Roma, Wembley. 6 tane Şampiyonlar Ligi. Hiç bu kadar Şampiyonlar Ligi kupası bir arada görmemiştim. Bu ne? Arkadaş. Barcelona 2, Manchester United 0. Gene bir İngiliz takımı. Yani hatırlar mısınız o maçı bilmiyorum. Güzel maçtı o. Stadio Olimpiako Roma. Burada bu maçta. Olimpik stadyumunda Roma. Evet. Bu maçta Alex Ferguson artık Guardiola'ya şapka çıkarıyor. Ve en iyi oyuncu Pique'ymiş. Onu anladım diyor o maç. Bu da 2006. Arsenal'ı yeniyorlar. Evet. Sizin en beğendiğiniz Fenerbahçe forması hangisi? Çubuklu. Çubuklu olan mı? Onun üzerine forma tanıma. Burası Messi köşesi. Messi köşesi. Tam burada şeyi soruyormuşum. Messi mi Ronaldo mu diye. Aynen, doğru. Benim yönümde ikisinin ayrı yerleri var. Politik bir defa aynı oynamış. Yerde oynamıyorlar. Farklı bir yorum geldi. Aynı yerde oynamıyorlar. Yani o yerinin en iyisi Ronaldo, yerinin en iyisi Messi. Güzel. Siz doğru zamanında bir yol tutuyorsunuz. Tabii tabii evet, doğrusu güzel. Ama aynı evet. Tip oyuncu değiller. Evet. Biri farklı bir yerde oynuyor, biri farklı bir yerde. Adam ama son yapacağını yaptı. Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandırdı. En büyük olduğunu gösterdi. Gelir mi sırada çalışın acaba? Bunlar getirirler. Getirirler. %100. Aşkım hazır Barcelona Müzesi'ni gezmişken biz de Nihat Özdemir kronolojisinden birkaç görsel hazırladı arkadaşlar. Ona bakınca siz ne anlar, hatırlarsınız, o ana gittiğiniz aklınıza ne gelir? Birkaç kelime rica ederiz. İlk fotoğraf bayağı eski bir fotoğraf, buyursunlar. Bir yurt dışı bu.
Yani o Avrupa Kupalarına bir maç için gitmişiz. Çok sevdiğim bir başkan, ilk Fenerbahçe'de yönetimle görev aldığım Sayın Ali Şen. Allah selamet versin, Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yalnız rahatsızmış, Allah yardımcısı olsun. Allah uzun ömürler versin. Büyük insandı. Birçok şeyi ondan öğrendim. Tabii Selim abi hem yönetim kurulu üyeliği yaptım Fenerbahçe'de beraber. Dostluğumuz devam etti. Hep Selim abi diye hitap ederim. Sonra benim federasyonumda beraber çalıştık başkanlığım döneminde. Milli takımlara baktı. Çok başarılı bir insandır. Müthiş bir insan gerçekten Selim abi. Hala da sevgimiz, saygımız birbirimize devam eder. Çok sevdiğim bir insan. Bayağı güçlü bir yönetim değil miydi o dönem? Ali Şen'in kurduğu dönem ben son zamanlardaki en iyi Fenerbahçe yönetimi diyebilirim. Çok güçlü insanlar vardı. Çok güçlü insanlar vardı. Rahmetli Şadan abi vardı, Vefa abi vardı, Orhan Keçeli. Şadan Kalkavan, Vefa Küçük, Orhan Selim Keçeli, abi vardı, Nazif Günal vardı, ben vardım, Bayram Aslan vardı, Mehmet Ali Aydınlar vardı, Yavuz Kayral kardeşimiz vardı. Gerçekten çok iyi bir yönetimdi. Çok anlaşıyorduk, çok birbirimizi severdik. Güzel bir şeydi. Siz o Manchester maçında yönetim kurulu üyesi misiniz 40 yıl sonra? Tabii. Ne maçtı? Güzeldi, çok güzeldi. Başkan Aziz Yıldırım, ben başkan yardımcısıyım. O dönemde ya bu mali genel kurul ya da bir genel kuruldur. Orada beraberiz. Aziz Başkan yanında otururdum zaten başkan yardımcısı olarak. Sözcülüğünü yapardım Fenerbahçe'nin. Güzel anılar. Bir yandan da bu fotoğraf bana 3 Temmuz mücadelesini hatırlatıyor. Evet, tabii beraberce. Beraberce. Şimdi biraz böyle soğuk rüzgar var gibi olsa da. Hiç önemli. Bu da gene o gün. Hayır. Yani 3 Temmuz'dan önceki günler. Önceki günler. Ne dersiniz 3 Temmuz'a ilgili? Bugün ne söylemek? Ne kadar yanlış bir olay olduğu ortaya çıktı. Hukuk önünde ortaya çıktı. Kamuoyunda ortaya çıktı. Herkes anladı. Ama sıkıntıyı biz çektik. Selim Soydan. Ha, bu çok tartışılmıştı. Sizin elinizi öpüyor. Yok öyle bir şey yok. El öpmek gibi değil o. Elimi ısıtmak için mi diyor? Hava mı soğuktu? Öyle bir durum yani, el öpmek için falan değil. Tabii Selim abi eli öpülecek bir insan. Ha, bu da sizin çok Ali Koç'un beni şutladı. Ali Koç'un beni suçladı. Konu bu. Sen ne kadar orada açık konuştuğun belli. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon işte 2010-11 sezonudur. Bugün 9 sene geriye kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. O istediği anlamda anladı. Ne olduğunu beraber yaşadık, biliyordu. Ama şimdi buradaki konuşmamdan onu getirmeye çalıştı. Çok önemli bir şey de değil ama onu çok önemsedi. Çünkü zaten o senede başarısız bir yılıydı. Başarısız bir yılına bir şeyler yapmak istedi. Onu buldu. Siz zaten talihsiz bir adam. Hafızanızda 2011 olarak bu sözü söylemedim diyorsunuz. Fatih'e. Bir kelime bir oyun köşemizdeyiz. Sonrasında vedalaşacağız Sayın Nihat Özdemir'le. Fenerbahçe. Her sene şampiyon. Aziz Yıldırım. Çok değerli dost. Şenol Güneş. Çok beraber çalıştığım kıymetli bir çalışma arkadaşım. Fatih Terim. Takdir ettiğim bir teknik direktör. Gazi Üniversitesi. Benim okulum, çok sevdiğim okulum. İftarla her zaman Gazi Üniversitesi'ne her yerde, her ortamda tekrar ederim. Necmettin Erbakan. Çok değerli bir hocam. Asistanlığını yaptım. Mekanı cennettir, ona hiç şüphem yok. Her zaman Türkiye'ye yapmış olduğu sanayi yatırımlarının bugün değerini anlıyoruz. Ali Koç. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı. Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye'nin futbolunun patronu. Allah'a çok şükür ki 4 sene başkan yardımcılığı yaptım Sayın Yıldırım Demirören'in. 3 yılda başkanlığını yaptım. Bu benim için yeterli. Son Türk futbolu için Nihat Özdemir. İnşallah faydam olmuştur. Ağzınıza sağlık başkanım. Sağ olun. Sizi tanımakla sağ olun. Biz de mutlu olduk. Eksik çok teşekkür olmayınız. Ederim. Barcelona Stadyumu umarım tam kazasız ve asistsiz. İnşallah açılışta da beraber oluruz. Çok seviniriz. İnşallah. Ağzınıza sağlık efendim. Beraber olacağımıza sizi de davet listemizin başında tutacağız. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.